Uralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde başlayan, mutlak tecritle başlayan ve dalga dalga tüm cezaevlerine yayılan bir tecrit var. Bu tecritle birlikte hak ihlalleri ve infaz yakmalar, hasta tutsaklar üzerinde ciddi baskılar var. Bu baskılar sonucunda insanlar yaşamlarını, hasta tutsaklar hiçbir şekilde tedavileri yapılmıyor. Yani yapılmıyor derken gerekli anlamda yapılmıyor. Ve ölüme terk ediliyor. İnfazları yakılan arkadaşlar var. Bunlar da keyfi bir şekilde gözlem kurulu tarafından yapılan bir işlem. Ve bunlar bu şekilde infazları yakılarak cezaevlerinde kalmalarına sebep veriyor. Biliyorsunuz ki bugün bu hak ihlallerinden kaynaklı olarak cezaevlerinde açlık grevleri başlatıldı ve ölüm orucuna dönüştürülüyor. Tüm kamuoyunun buna ciddi anlamda duyarlı olması gerekiyor. Çünkü ölüm orucu demek ölülerin cezaevinden çıkması demek. Yani cezaevlerinde tabutlar çıkmaya başlayacaktır. Bunun için ya adaletin bir an önce işlemesi gerekiyor. Bir çözüm sürecinin olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de biz TUAYDER olarak elimizden gelene kadar hak ve hukuku işletmeye çalışıyoruz. Aileler bu konuda çok tabii ki içleri yanıyor. Anneler, babalar, çocukları bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Yapmak istedikleri adalet nöbetinde dahi bugün düşmanca bir şekilde üzerlerine geliyorlar, tartaklanıyorlar, yıpratılıyorlar, gözaltı yapılıyor. Ne olursa, ne koşulda olursa olsun biz sonuna kadar ailelerin yanında, cezaevindeki tutsakların yanında olmaya devam edeceğiz. Cezaevlerinin pek çok sorunu var. Cezaevleri bir toplumun aslında aynası. Toplumda demokrasinin, insan haklarına olan saygının boyutlarını göstermesi bakımından, doğrudan anlayabilmemiz, görebilmemiz bakımından oldukça önem taşıyor cezaevlerinin durumu. Çok uzun zamandan beri de bilhassa da Covid-19 salgınıyla birlikte cezaevlerinde hasta mahpusların sorunları giderek daha da artmış durumda. Bir kere mahpusların suya, beslenmeye, ısınma olanaklarına ve tabii ki sağlığa erişim konusunda çok ciddi yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunlar uzun yıllardır giderilemediği için özellikle kronik hastalara, ağır hasta mahpusların durumlarının daha da ağırlaşmasına yol açıyor. Diyebiliriz ki aslında beslenme, işte sağlığa erişim, ısınma ve suya erişim olanaklarındaki o yapısal kısıtlılık hali işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlali özelliği taşımakta. Bu bakımdan hani işkence yasağının çiğnendiği sonucuna ulaşabiliriz buradan rahatlıkla. Genelde şöyle şeyler yaşanıyor. Bir kere hasta olan mahpusların teşhis ve tedaviye ulaşmaları, daha doğrusu teşhis ve tedavi olanaklarını elde edebilmeleri çok zor. Revire çıkışların çok kısıtlı olduğunu, sıraya bindirildiğini, hafta içinde seyrek bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Diyelim ki mahpuslar revire çıkabildiler, doktora görünebildiler. Hastaneye sevkler konusunda ciddi engellerle karşılaşabiliyorlar. Gecikmeye maruz kalıyorlar. Hastaneye sevk konusunda karar alınsa bile işte jandarmanın, güvenliğin sağlanmasının, işte ilgili aracın, olanakların sağlanmasının imkansız olduğu belirtilerek sevklerin gecikerek gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Bütün bu engeller aşıldı, hastaneye gitti diyelim ki bir mahpus.
Bu sefer kelepçeli ve güvenlik görevlilerinin denetiminde muayene söz konusu olduğu için çok sayıda mahpus bu dayatmalara itiraz ediyor. Kelepçeli muayeneye, güvenlik görevlilerinin önünde muayeneye itiraz ediyor ve dolayısıyla gerekli tedavi hizmetlerini alamadan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Diyelim ki bu engeller de aşıldı, muayene gerçekleşti, işte bir teşhis tanı koyuldu, bir tedavi protokolü oluşturuldu. Bu bağlamda kişiye bir takım ilaçlar verildi. Bu ilaçlar zamanında ya da işte bir takım operasyonlar yapılacak. Bütün bunların hepsi gecikerek gerçekleşiyor. Zamanında ilaçlar düzenli bir şekilde verilmiyor. Böylelikle bir silsile halinde hasta mahpusların ciddi bir şekilde problemler yaşaması devam ediyor. Ağır hasta mahpusların bir kısmı hastanelerden rapor alıyorlar ya da adli tıp kurumlarının verdiği raporlar var. Bunlar uygulamaya sokulmuyor. Bu raporlara rağmen gerekli infaz indirimleri ya da ertelemeleri gerçekleşmiyor. Özellikle denetimli serbestlik uygulaması söz konusu. Uzun süre cezaevinde kalmış, yaşı ilerlemiş, ciddi sağlık sorunları olan pek çok mahpusun bu olanaktan da yararlanamadığını biliyoruz. Denetimli serbestlik tamamen keyfi bir şekilde uygulanıyor. Ve bütün bunların hepsi çok ciddi bir sağlık sorunu ve tabii ki işkence ve kötü muameleye tekabül eden bir ihlal mansumesi karşımıza çıkarılıyor. Hak ihlalleri durumu son zamanlarda oldukça arttı. Ve anayasada mahpusların hakları olan durumlar bile kullanılamaz hale geldi. Uluslararası hasta diyorum, mahpus sözleşmeleri içinde bile geçerli olan haklar, olması gereken haklar kullanılamaz hale geldi. Bunu somutlamak gerekirse, örneğin 2016 başından beri, 2016'daki 15 Temmuz durumundan sonra her yerde bir sıkı yönetim oluştuğu gibi hapishanelerde de böyle bir sıkı yönetim oluştu. Bu sıkı yönetim uygulaması kalabalık koğuşları oluşturdu. Çünkü çok fazla gözaltılar vardı ve o çok fazla gözaltının içinde 2 kişilik koğuşlarda, 3 kişilik koğuşların 11 kişi, 12 kişiye, 20 kişiye, hatta 25 kişiye kadar çıktığını biliyoruz. Peki bu durum insan onuruna uygun mudur? Değil. Kalabalık koğuşlar. İkincisi, bu kalabalık koğuşlara yemek verilirken bile sadece herkesin doyabileceği değil, 3-5 kişilik atıyorum, 11 kişilik bir var olan koğuşta 5 kişi kapasitesi olduğu için 5 kişilik yemek gelir ve o ötekiler tarafından da o yemek paylaşılmak zorunda kalır. Yani dolayısıyla ne o 5 kişi doyabilir ne de 11 kişi doyabilir. Bu aynı zamanda bir aç bırakma nedenine dönüşüyor. Sonra gittikçe artan bir tecrit uygulaması söz konusu oldu. Kalabalık koğuşlarda bulunmak tecrit olmadığı anlamına gelmiyor. Aynı koğuşlarda, kalabalık koğuşlarda bile diğer insanlarla, mahpuslarla görüştürülmüyorsanız eğer ya da ailenizle hakkınız olduğu kadar görüştürülmüyorsanız eğer bu da bir tecrit uygulamasıdır. Aynı tecrit uygulaması çok yoğunlaşmış bir şekilde İmralı Ada Hapishanesi'nde de oradaki mahpuslara uygulanıyor. Şimdi o zaman tecrit aldı başını gidiyor her yerde. Buna uygun olarak tipler, yeni tip hapishanelerde oluşuyor. Süreli yayınlara ulaşmak çok da mümkün değil. Hele hele o süreli yayınların Kürtçe olanlarına hiç ulaşılamıyor. Süreli yayınlardan sonra
kitap olarak basılmış. Yani kitapların bile girişinde belli bir kota getiriliyor. Hatta o kotayı zaman zaman kullandırmıyorlar bile. Elbiseler, dışarıdan onlara gelen şeyler, mahpuslara, kimisi 3 ay sonra belki ulaşıyor ellerine, belki de hiç ulaşmıyor. Böyle bir sistem oturtulmuş. İnsanlar yaşamış oldukları bu sıkıntılı süreci bir şekilde kamuoyuna duyurmak istiyorlar. Ve bunu duyurabilmek için de çeşitli yöntemler deniyorlar. İlk önce hapishane idaresini uyarabilmek, bu durumdan rahatsız olduklarını ifade edebilmek için işte kapı dövme gibi falan bazı şeyler yapıyorlar ki biz bak bundan rahatsızız bu uygulamalardan ifadesini kullanabilmek için. Olmadığı zaman da tek çare kalıyor onlar için, başlık grevine giriyorlar. Bazıları da ölüm orucuna dönüşüyor bu durumlar.